Herkese selamlar. Ben Melih hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili LGS canavarları öncelikle hoş geldiniz. Umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Bugün seninle ne konuşacağız? Malum son 3 aya girmek üzereyiz. Mart, Nisan, Mayıs kaldı elimizde sadece. Dolayısıyla da bu son 3 ayda LGS nasıl kazanılır? Son 3 ayda neler yapmalıyız? Özellikle de yeni sisteme göre biliyorsunuz. ikinci dönem konuları artık çıkartıldı. Sadece birinci dönem konularından sorumlu olacağız. Dolayısıyla bu yeni gelişmeye, yeni sisteme göre son 3 ayda nasıl çalışmalıyız? Ne Neler yapmalıyız? LGS'de derece yapma taktiklerini bu videoda seninle beraber görüşeceğiz, konuşacağız. Ee, tabii ki de eğer hala değilsen kanala abone olarak tüm LGS canavarları için yaptığımız içeriklere anında haberdar olarak ulaşabilirsin. Ee, ki biliyorsun özellikle de matematik alanında bolca kamp yapıyoruz. Soru çözümleri, konu anlatımları yapıyoruz. Ee, ki artık ağırlıkta deneme çözümleri de yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla da bunlardan da anında haberdar olmuş olursun. Motivasyon rehberlik videolarımızda yine tüm hızıyla devam ediyor olacak sizler için. Şimdi sevgili LGS canavarı evet derdimiz son 3 ay. Dolayısıyla zaman kısaldı fakat önce bir durum değerlendirmesi yaparak başlamak istiyorum. Nedir durum, durum değerlendirmesi? Biliyorsun artık yeni e, koşullarımız malumu ikinci dönem konuları olmayacak. Dolayısıyla da konuların az olması ve bitmiş olması durum değerlendirmesini yapalım. Kesinlikle çok büyük bir avantaj. Bu avantajı tabii ki de çok iyi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü şu an e, bir bilinmezin içerisinde değilsin. Dünyadaki en kötü şeylerden belki de başında bile gelebilir belirsizliktir. Sen şimdi ikinci dönemi bilmiyordun. İkinci dönem işlenecek konulardan haberin yoktu. Atıyorum üçgenler konusu var ve belki de sen üçgenler konusunda hiç yapamayacaktın. Hiç anlamayacaktın. Ondan sonra üç boyutlular, prizmalar falan gelecekti. Belki de onlarda da başarılı olamayacaktın ve e, çok iyi gidiyor olmana rağmen ikinci dönem düşüş yaşama ihtimalin vardı. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik ortadan kalktı. Artık 3 ay boyunca ne olacağını bildiğimiz bir şeye çalışacağız. Birinci dönem konuları çıkacak. Sen bu konuların hepsini biliyorsun. Hepsine çalıştın. Hepsiyle ilgili soru çözdün. Kendini biliyorsun. Tanıdın artık kendini. Hangi konuda nasıl davranman gerektiğini tanıdın. Ne yapman gerektiğini öğrendin. Dolayısıyla da çok güzel bir e, hal aldı diyebiliriz. Sadece birinci dönem konuları ve önümüzde de. 3 aylık bir sürenin olması gerçekten büyük bir avantaj. Burada tabii şöyle sorular geliyor. Onu da hemen hızlıca cevaplamak istiyorum. Detaya girerim hocam. Benim kendi şahsi fikrim detaya girilmeyeceği yönünde. Detaydansa multi kazanım dediğimiz. Yani bir soruda hem karekök hem işte EBOB ya da hem üstü ifade ya da bir cebirsel ifade sorusunda ne bileyim Aynı zamanda üslü ifadeler ya da köklü ifadeler ya da çarpanlar katlar bu şekilde bir soruda 2-3 kazanımın verildiği sorularla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek ki özellikle veri analizi, olasılık biliyorsunuz çok fazla çakıştırılır. Bu tarz sorularda özellikle ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Ee, onun dışında küçük konulardan soru çıkabilir. Yani şimdi mesela üslü ifadeler konusunda bir bilimsel gösterim konusu var. Her zaman sorulmaz. Ama işte oradan bu sene soru bekleyebiliriz ya da 2020'de mesela ne yapılmıştı? Ondalık ifadelerin karekökü sorulmuştu. O da yine böyle en sonlarda kalan bir basit konuydu. Küçük konuydu diyelim basit demeyelim de küçük bir konuydu. 2020'de mesela şak diye karşımıza çıktı. Bu senede gerçek sayılar niye gelmesin? İrrasyonel sayılardan bir soru neden gelmesin diyoruz. Dolayısıyla bir tırnak içinde onu da sana paslamış olayım. Böyle bir başlığa da ihmal etmeyeceksin. Detayları konuşacağım şimdi yapman gerektiğini. Bunların hepsine çalışmanız gerekiyor. 3 ay var ve dolayısıyla sıfırdan sürekli çalışacaksınız yani. Gerçekten bu önce durum değerlendirmesini yapalım. Büyük bir avantaj. Peki hocam ne yapmalıyız? 3 ayı nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl çalışmalıyız? Nelerre dikkat etmeliyiz? Hemen başlayalım. Birincisi. Birincisi ve en önemlisi aslında biliyor musun nedir? Plan yapmak. Yani e ee, sene başından beri aslında hep söylüyoruz. Plan bu işin en önemli parçası ama şu an ne oldu biliyor musun? 8-10 kat daha önemli bir hale geldi. Neden? Yine diyorum bak artık her şey belli. Senin için tüm konular belli. Neyde iyisin, neyde kötüsün. Bunlar belli. Dolayısıyla da artık planlı çalışırsan müthiş bir e, sıçrayış, atlama yaşayacaksın. Atağa kalkacaksınız. Dolayısıyla da planlı giderseniz bu işte derece yapmak olsun, istediğin fen lisesini kazanmak olsun. Hepsini başarabilirsiniz. Tamam. Mı? Biz bunun için biliyorsun yani Partikül LGS defterini sadece LGS öğrencilerine özel çıkarttığımız bu defter dilimizde tüy bitti. Planlama en önemlidir diye. Ve dolayısıyla da bundan yine faydalanabilirsiniz. Tüm planlarınızı yapabilirsiniz. Bu maddenin içinde bir de sana şunu söyleyeceğim. Tamam hocam planlayalım. Ama nasıl bir başlangıç yapayım? Yani oturdum plan yapacağım. Ben 3 ayımı çok iyi değerlendirmek istiyorum. Tamam, başladım. Ne yapacaksın? İlk iş, birinci öncelik, birinci madde. Tüm dersleri önüne alacaksın. Tüm konular zaten belli artık. Matematikte mesela 6 tane başlığımız var. Her birinden Zayıf olduğun dersler başta olmak üzere bir liste çıkaracaksın. Eksik olduğunu yani sıralayacaksın. Ben önce nerede eksiğim? Cebirsel ifadelerde. Birinci sıraya onu yazacaksın. Bak bu defteri çıkarttığımızda yani şimdi önemin daha iyi anlat anlatacağım sana. Bu defteri çıkarttığımızda şöyle bir sayfa koyduk. Son 3 ay en çok yanlışın çıkan konular dedik. Bunu niye yaptık? Çünkü son 3 ay çok önemli. Kritik nokta kırılabilecek bir nokta. Herkesin kırılabileceği bir nokta. İyi yönde, kötü yönde. Sen iyi yönde kırıl. Tamam? Dolayısıyla da 3 ayda en çok yanlış yaptığın, en zorlandığın dersleri buraya yazacaksın. Artık ama çok belirginleşti çünkü sen bütün konuları zaten biliyorsun hangisinde eksik olduğunu. Dolayısıyla şuradan başlıyorsun. Mart ayında neleri düzeltmen lazım? Birinci madde atıyorum cebirsel ifadelerden kötüsündür. Cebirsel yaz. İkinci madde köklü ifadeleri yaz. Bu şekilde devam işte her derse farklı renk kullanabilirsin. Matematikteki dersler, fendeki dersler için kırmızı kalem vesaire. Bu şekilde tüm Mart ayında düzeltmen gereken dersleri yani özellikle eksik olduğun dersleri oraya yaz. Bunu neden yap biliyor musun? Hocam bunu biz zaten düşünüyoruz. Biliyoruz zaten. Yazmaya ne gerek var? O kadar çok gerek var ki. Bakın. Biz burada bilimsel konuşuruz. Her zaman söylüyorum. Her bir şey sö ne söylüyorsak söyleyelim. Altında bir bilimsel dayanak vardır. Söz uçar yazı kalır diye atalarımız bile söylemiş ya. Söz uçar yazı. Unutursun düşündüğünü. Ama oraya yazarsan kendinle sözleşme yapmış olursun. Bir. İkincisi de oraya yazman demek. Bunu gözlerin vasıtasıyla beynine kazıman demek. Bakın beyindeki sinirlerin yarısından fazlası gözden geçer. Bu bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla da hatta işlem hatası yapanlara bile ne deriz biliyor musunuz biz? Yani işlem hatası yapıyorsan 2 çarpı 3 eşittir 6'yı bile yaz. Yaz. İşlem hatası yapıyorsan yaz. Belki de 2 çarpı 3 eşittir 5 yazmışsındır. Gözlerin onu görsün o hatayı fark eder. Sonra seni oraya geri döndürür. Bu yüzden yazacaksın göreceksin. Sen de buraya yazdın mı? bir cebir sayfalar. Aa, ben burada o be beynine kazınacak gözlerin vasıtasıyla yüzde fazla sinir buradan geçiyor ya. En önemli organımız göz. Dolayısıyla da onu gördükçe beynine işlenecek işlenecek ve sen her oturduğunda çalışmaya diyeceksin ki ben önce bir cebisel ifadeler çalışmalıyım ya diyeceksin. Bilinç altında tamam mı? Dolayısıyla bunu yapmak zorundayız. Bunu buraya dökeceğiz yazıya tamam. Mı? Onun dışında da, tabii ki de. Planlama sayfalarımız da artık yine e, çok çok önemli bir hal aldı. Hafta hedeflerini buraya yazıyorsun. İkinci maddeye hatta buradan geçelim. Haftalık ne yapacaksın ya? Sen bu hafta ne yapacaksın? Konuların belli senin. Tüm konuların belli. Bunlara nasıl çalışacaksın? Kaç soru çözeceksin? Bana bunu söylemek zorundasın. Yazmak zorundasın. Kendine bunu söylemek zorundasın. Tamam mı? İşte matematikten şu kadar soru. Fenden şu kadar soru. Hatta matematik işte 200 soru çözeceğim. Cebirsel ifadeler, köklü ifadeler ve üst ifadeler çalışacağım. Bu haftanın konusu bu olabilir mesela. Kendine bunu her hafta yapacaksın. Her hafta sınava kadar her haftalayı, her haftaları bu şekilde böyle sayfa sayfa dolduracaksın. Sonra da buraya geleceksin hafta sonu. Ya da her gün de yapabilirsin. Mesela pazartesi günü ne yaptın? İşte matematikten şunu çözdüm. Buraya bu kadar yanlış, bu kadar doğru çıktı diye bunu da yazacaksın. Ki oradan bakıp kendini değerlendirebilesin. Yani bakayım ben cebirsel ifadelerden sürekli yanlış yapıyorum ya. Ya da iklim konusundan onu sürekli yanlış çıkmış. Yanlış sayım hep fazla. Görecek bunu gözlerin ve ona göre kendini yönlendireceksin, şekillendireceksin. İşte son 3 ayda derece yapmanın en önemli kriteri taktiği budur. Kendini önce bir gözlemlemek, görmek bu sizin ajandanız olacak. Her zaman yanınızda taşıyacaksınız. Her şeyiniz burada olacak. Planlamanız, yanlış yaptığınız konular, deneme analiz sayfası var mesela her zaman söyleriz. Yani o denemeleri yapıyorsun da e, denemelerden gerçekten verim alabiliyor musun? Şimdi o sayfayı da bulamadım ama kesinlikle bulacağım bir saniye. Bulabilir miyiz? Bulamadım. Neyse e, deneme analiz sayfası yaklaşık 60 tane falan bir denemeyi yazabileceğiniz bir deneme analiz sayfası var. Her denemene orada not düşeceksin. Denemenin önemini artık anlatmama gerek yok. Tamam. Ortalama 500 soru haftalık tutturmaya çalışın. Geçmeye de çalışın ama. 500 dedim Melih Hoca. 500'de durdurayım. Öyle olur mu olur şey? Geçeceksin geçebiliyorsan. 600-700. Oraları zorlayacağız. Tamam. Üçüncü olarak. Hocam ben derece yapmak istiyorum. Ben hedefim fen lisesi ya. Bu sene de zorlaştı. Herkes yığılacak galiba. Benim daha çok çalışmam lazım. Diyorsan. Ve bu noktada en önemli ne yapmam gerekiyor diye soruyorsan. Melih Hocan sana yapıştırıyor cevabı yanlış sorularının üstüne gideceksin. Yanlışlarınızı ve boşlarınızın üstüne sürekli gittikçe kendini hep 3-5 adım yukarı çıkartacaksın. Bak doğru yaptığın soruyu yarın yine doğru yapacaksın. Öbür gün yine doğru yapacaksın. Ama bugün yanlış yaptın yarın yine yanlış. LGS'de yine yanlış yapacaksın. O yüzden o yanlışlar didik didik edilecek. Kendini nasıl geliştirirsin? Böyle geliştirirsin. Tamam mı? Bunu da kulağına küpe et. Dördüncü maddede ne söyleyecek Melih Hocan? Ne söyleyecek? Tabii ki de zamana karşı yarış ...çok önemli bir hal aldı. Hani diyoruz ya detay sorabilirler... ...süre konusunda sıkıntı yaşayabiliriz... ...süreden zorlayabilirler. Belki sınav çok zor olmayacak... ...ama çok yoğun olacak. Böyle bir sürü kelimeler olacak... ...bir sürü matematiksel işlemler... ...bir veri analizi sorusu biliyorsun... ...bir sayfa olabiliyor. İki saat işlem yapabiliyorsun. İşte bu yüzden ne yapıyorsun zamana karşı yarışıyorsun. Yani her çalışmanı süreli yapmaya çalış. Oturdun. 10 soru mu çözeceksin? Tamam ya. Bugün mesela kendini kötü hissediyorsun. Hocam moral mi? ben bugün çöktüm. Arkadaşla kavga ettik. Benim bugün canım sıkkın. Ama bir 10 soru da olsa çözeyim. 10 soru mu çözeceksin? Aç. Aç zamanı. Süreni tut. 10 soru 20 dakika. 15 dakika tut. Tamam? Zamana karşı yarışma bilinci beynine otursun. Tamam mı? LGS'de de çünkü en önemli bize dayak atacak yer orası olabilir. Bak bu sene süreden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Baştan daha 3 ay kala Meli Hocam söylüyor. Sınavdan sonra yine demiştim diyeceğim. Umarım demem ama tamam mı? Umarım böyle sıkıntılarla karşılaşmazsınız. 5. o maddede de ne söyleyeceğiz? Şimdi artık dedik ki hani birinci dönem konuları belli. Tamam konular belli. O zaman ne yapıyorsun? Yeni konu eklenmeyecek sürekli deneme çözmeye çalışıyorsun. Mutlaka haftada en azından bir deneme görmeye çalış. Biliyorum şu an yayın sıkıntısı da var. Deneme sıkıntısı da var. Ha, o noktada size şunu söyleyeyim. Elinde olanlar zaten biliyor. Partikül matematiği şu mavi tosuncukta birinci dönem konularına ait. Zaten 300 tane soru var. Birinci dönem konularına ait 300 tane soru var. Bunların içinde de 3 tane deneme var. Sadece matematik denemesi olarak tabii ki de. Birinci dönem konularına ait şu kitapta mavi tosuncumuzda 300'e yakın soru var. Bunların da 3'ü deneme zaten. Mesela 3 haftayı buradan kurtardın işte mesela matematik adına. Anlatabiliyor muyum? İkinci dönem konularında ayrıca sınava çalışırken yine bakacaksınız. Zaten o çözüm videolarını hep söylüyoruz da, o çözüm videoları senin için bir ders anlatımı gibi olacak. Onlardan da faydalanabilirsin. Okulunuzda mesela hocanız işlemiştir, işlemeye devam ediyor ikinci dönem konularını sınavda soracak. E ne yapacaksın? Bir yerden çalışmak lazım. İkinci dönemden de ortalamamızı etkileyecek. O zaman işte ikinci dönem konularını da oradan yapabilirsin. Ama zaten sadece birinci döneminden bile 300'e yakın soru olduğunu söyledim. Üç tane de denemesi var. Fiyat olarak da onu da zaten gözlemlersiniz. Yani diğer yayınlara göre de daha uygun fiyatlı olduğunda göreceksiniz. Efso ile beraber alınca da zaten kargosu vesaire de ödemeden daha uygun bir fiyata elinize gelmiş olacak. Onu da söylemiş olalım. 300'e yakın soru ama öyle abidik kubidik soru da değil şimdi bak. Onu da söyleyeyim. Burada ne yazıyor? Yeni nesil yazıyor. Tamam yani yine tamamı yeni nesil. Kolaydan zora doğru giden bir yeni nesil sistem var. Dolayısıyla da o da senin için büyük fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Son üç ayımız gerçekten çok önemli. Dediğim gibi en kritik zamanlardan biri artık. Yani normalde de zaten bunu söyleyecektik ama şu an son 3 ayın önemi, planlama yapmanın önemi, soru çözmenin önemi ya 8-10 kat arttı artık. Yani böyle de bir yarışta kızıştığını söyleyebilirim. Orta durumdaki, orta düzey diyebileceğimiz öğrenciler potaya girdi. Bunu söyleyeyim bak. Onlar da hedef koydu artık. Hani yığılmalar olur mu diye düşünüyor bazı arkadaşlar. Olabilir. Yani bazı puan aralıklarında gerçekten yığılmalar olabilir. Çünkü yani hiç hedefi olmayan bir arkadaş bile... ...dur ya konular bitti nasıl olsa e ben bu 3 ay ne yapacağım? Bir şeyler yapayım, soru çözeyim, çalışayım. En kötü okulda hocaları belki zorla çalıştıracak, çözdürecekler. Potaya girdiler tamam mı? Dolayısıyla da sımsıkı çalışmalıyız. Sımsıkı tutunup daha fazla çalışmalıyız. Artık gerçekten aslanın ağzında diyebiliriz bu konu için. Son 3 ay gerçekten çok kritik bir hal aldı. Lütfen treni kaçırmayın diyorum. Bu videonun da sonuna geliyorum. Evet sevgili LGS canavarları lütfen yorumlarınızı esirgemeyin yazın. Aklından ne geçiyorsa ne sormak istiyorsan mutlaka yorumlarda Melih Hocan seni bekliyor olacak. Hepsini tek tek okuyacağım. Ee, sormak istediğiniz ne varsa yani genel olabilir. Belki orada cevap yazamayız ama yoğun bir soru olur. Onunla ilgili mutlaka video çekeriz. Ne demiştik? Başından sonuna kadar her koşulda ne olursa olsun hep yanınızda olacağız. E orada da senin bir sorununun sıkıntını gördün mü? Bir şeye takıldığını gördün mü? O konu hakkında video çekmek bizim boynumuzun borcu. Biz çünkü bu yola beraber çıktık. Sözümüzü verdik. Söz ağızdan çıktı mı? Çıktı. O yüzden de bu iş yapılacak. Beraber bunu kazanacağız. Bu hedefimize ulaşacağız. Tutup koparacağız tamam mı? Size çok güveniyorum. Çok inanıyorum avantajla kucağımıza düştü. Maalesef çok kötü bir şekilde düştü ama yapacak bir şey yok. Neticede biz sonuca baktığımızda birinci dönem konuları olması gerçekten de e, güzel bir durum oldu. E... Tabii ki de deprem bölgesinden e, yazan arkadaşlarımız da oluyor. Oradan da e, soru soran arkadaşlarımız oluyor. Belki onlar e, tabii ki de o olayın da etkisinden dolayı çalışmalarında bir miktar sekteye uğramış olabilirler. Kendilerine mutlaka bir miktar süre daha versinler. En azından Mart ayına kadar belki e, çalışmadan ya da azar azar bakınarak geçirebilirler bu süreci. Ama ondan sonra onlar da normal e, hallerine döneceklerdir. Tabii ki de şartlar belki eskisi gibi olmayacak... Ama her şart ve koşulda lütfen ama lütfen daha çok çalışmak için uğraşın. Çünkü bir kez daha gördük ve öğrendik ki bizim tek kurtuluşumuz daha fazla çalışmak, daha fazla bilime, matematiğe inanmak. Tamam. Dolayısıyla şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünce dek yeniden söyleyeyim kendinize çok iyi bakın ve mutlaka ama mutlaka matematikle kalın. Hoşçakalın.